Hanımlar beyler Panda'yla Vuran Kaçan'a hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz afiyetli misiniz? Umuyorum keyifleriniz yerindedir. Malum gündemimiz gene kalabalık bir şeyler bir şeyler oldu. Neler oldu? Fantastic The Day Before. Hani şu hype'lı oyun vardı ya benim de dolandırıcı dediğim. 3 güne dükkanı kapatıp kaçtılar. Bitti mi? Bitmedi. Ah o güzel EA Pro'lar, EA Store'lar bir anda dolara döndüler. Bir baktık FIFA'lar 65 dolar, 10 yıllık oyunlar 30 dolar olu vermiş. Evet Steam'den sonra EA'de artık dolarla. Bitti mi? Hayır. Cristiano Ronaldo. O baldırı kaslı seksi goatumuz keçimiz bir oyuna 40 milyon dolar yatırım yaptı. Hangi oyun nedir öğreneceksiniz. Ve son olarak da hüzünlü bir hikaye. Aslında çoğunuzun da umurunda değil bence de. E3 vardı Amerikalarda 20 yıldır devam ederdi. Sektörün öncüsüydü. İşte o artık yok artık E3 yok. Evet olayımız bu hadi başlayalım. Ah the day before ah hey gidi fantastik hey 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 hey. İşte bu ibretlik bir hikayedir hanımlar beyler. Zaten The Day Before ilk duyurulduğundan beri herkes bir göz ucuyla, bir şüpheli bakıyordu ama bir yandan da inanmak istiyordu. Böyle bir oyun çıksın nasıl bir oyun? MMO Survival, Zombi Apokalipsinde Survival, Last of Us vari bir ortam ama Division 2'den güzel grafikler. Hey 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 hem de delicesine bir online'dan MMO online'dan bahsediyoruz yani. Masif hani çoklu. Ama işte yani insan e, kaldıramayacağı yükün altına girmeyecek. Yani fantastik geçmişinde ne yapmış? Prop Night tam tatlı hoş bir saklambaç oyunuydu ama Buradan böyle bir sıçrama yapmak tabii ki imkansızdı. Hype'lar yapıldı. Sonra görsel downgrade'lar yapıldı. Onu gizlemek için bir hanımefendinin poposunu içeren gameplay e, konuldu. O olmadı. Bu olmadı. En sonunda oyun çıktı ki... işte Unreal Asset'lerinden biraz çakma. Biraz bir şeyleri bir araya getir birleştir. Server sorunları, login sorunları. Ve üçüncü günde. Evet. Oyun çıktıktan... Üç gün sonra... Beklenen açıklama geldi. Yani bir yandan üzücü ama bir yandan da hani görünen köy kılavuz istemiyordu çünkü hep, hepimiz söyledik ve hatta şeyi çok net hatırlıyorum daha birkaç gün önce yaptım ya bu oyuna hani iyi bir şey demek için zorluyorum ben oyun seven adamım ama yok oyun bir gerçekten bir ve diyorlar ki efendim bu duyuru iki gün önce üç gün önce geliyor işte bugün Fantastic Studio'nun kapanışını duyuruyoruz. Ee, The Day Before finansal olarak yani satışlarda sıçtı batırdı ve devam edecek paramız yok. E, gelen bütün parayı tabii ki iadelerin dışında gelen kalan bütün parayı da işte borçlarımızı ödemeye harcayacağız. Bütün eforumuzu, kaynaklarımızı, saatlerimizi The Day Before'a verdik. Bizim için de çok devasa bir oyundu. Gerçekten hani yeni e, patchlerle, yeni yamalarla oyunun bu tam potansiyelini sizlere göstermek için çok heyecanlıydık, çok istedik ama devam edecek para yok. Ee, şunu da belirtmek isteriz ki biz kimseden para almadık. Pre-order yoktu, crowdfunding kampanyaları yoktu. Biz hani kıçımızı yırttık, kanımızı, terimizi, vaktimizi, varlığımızı, her şeyimizi döktük ama çıkan bu. Ha şu anda Prop Night ve The Day Before serverları online olarak devam edecek. Ama velakin beklentilerinizi karşılayamadık ve bunun için üzgünüz. Elimizden geleni yaptık. Hani özürler, özürler vallaha yaptık, billaha denedik. Hakikaten çok uğraştık. Olmadı deyip e, kısa da bir tarihçelerini vermişler. 2015'te stüdyo açılıyor. A validate vardı. Evet, hatırlıyorum. 2017'de validate. Dead Dozunu bilmiyorum, Radiantvant'ı da Prop Night 2021'deki nispeten başarılıydı ve ön plana çıkmıştı. Ve 2023'te de Day Before'u yayınladık. Buradan bir kambek olur mu? Bakıyorum bazı yorumlarda. Ya aslında bu oyunda potansiyel var. İnsanlar çünkü hani böyle bir oyun çıkmasını o kadar çok istiyorlar ki hala inanmak isteyenler var. Ama yok. Yani öyle bir şey olmayacak. Ha tabii ki publisher tarafı şimdi developer fantastik geliştirici. Dağıtıcı tarafı neler yapar ne kadar devam ettirir. Onlar da şey diye duyur geçtiler. Ya biz de tamam iadeleri yapacağız. Hani böyle olmaz olan bitenin farkındayız. Ama ee, gerçekten işte çok büyük projeler, çok büyük güç, know-how, bilgi birikimi, çok büyük deneyim gerektiriyor. Bunu e, Naughty Dog işte Last of Us yapacak biliyorsunuz. Bir Last of Us evreninde geçen, o settingde geçen bir online oyun geliyor. Biliyoruz bunu işte Factions olarak. Ama o Naughty Dog fantastik bir Naughty Dog değildi. Bunu da hepimiz biliyorduk. İşte bunlar ibretlik hikayeler. Ve bunu diyeceğim hiç düşünmezdim ama... Ulan Erzurum bile daha çok dayandı ya. Oğlum 3 gün nedir ya? 3 günde biraz işte demek ki yatırımcılara birilerine bir sözler verilmiş. Bir şeyler olmuş. oyunu yayınladık. Yayınladık mı? Tamam. O zaman oldu. Görüşürüz. Gülüm seni koparmışlar. Oyra fırlatmışlar. Adına türkü yakmışlar. Hesabım var. Ama dolarla. Evet. Kaçınıza sürpriz oldu bilmiyorum sanıyorum hiçbirinize sürpriz olmamıştır. Steam'den sonra yavaş yavaş herkes de dolara dönmeye başladı ve dün itibari daha dün gece bu videoyu izlediğinizin bir önceki gününde EA'de dedi ki artık benim EA sistemlerim, EA Pro'larım, oyunlarım, üyelik sistemlerim, Battlefield 1'de kiraladığımız serverlar bile her şey dolarla ona bakmaya korkuyorum. Çünkü eskiden 5 liraydı şimdi ne kadar vereceğiz acaba BF1 oynarken ama son durumumuz... <laughs> ulan lan, pa lan paketleri bile şey olmuş kötü kötü olmuş hani yeni çıkan oyunlara baktığımızda ki pro indirimi var burada bir de hani EA şeyi olduğu için ekstra bir %10 indirim mesela EA e FC24'e 63 dolar diyor aslında 70 bu yani eğer indiriminiz yoksa ama varsa işte salla indirim olsa kaç yazar VRC yeni çıktı 45 dolar indirimli hali e işte FIFA 63 lira, Simsler bütün Sims oynayanlara ah ah be kızlar ah be kızlar ya vaktinde almadınız bak 200 liraydı 300 liraydı o DLC'ler ya alırım ama çok pahalı alsam mı almasam mı? Ah, Valla hüzünlü ha ucuz da var pahası da var mesela 10 dolarlığı da var 5 dolarlığı da var falan filan. Dead Space abi. Dead Space Remake 54 dolar. Need for Speed Unbound 63. Lan It Takes Two 36. Jedi Survivor 63. Yani 70 hep %10 koyun. Benim burada yazanın üzerine %10 koyun. Battlefield Oğlum Battlefield 2042. 60 dolar lan. 60 dolar. Battlefield 5 40 dolar. Battlefield 1 20, neyse 20 dolar olur. Ve 20 dolar gene Battlefield bir iyi oyun çünkü olur. Battlefield 4 20 Hardline 78 yıl önce çıkmış oyun 20 dolar. Battlefield 3 ana fikri anladınız. Dolayısıyla e, umuyorum çoğunuz etkilenmemişsinizdir. Çünkü bir şekilde mesela Battlefield'ları işte It Takes Two'ları ya da kızlar Sims'leri. Bu arada Sims oynayan erkeklere de selam olsun da hani genelde anladınız yani. Ben oynamıyorum diye herhalde. E, geçmiş olsun. Ama hallettiyseniz, vaktinde aldıysanız sorun yok. Ha şu saatten sonra bir şey alabilir misiniz? Cık. Yok. Yok. Yapacak bir şey yok. Evet. Sıradaki. U.F.L. It's in the game. Hanımlar, beyler. Aranızda U.F.L. ya da U.F.L.'yi duyanlar vardır. Oynaması bedava. İnşallah yakında çıkacak bir futbol oyunu. Hatta görselliği oldukça başarılı. Oynanış mekaniklerinde ben FIFA'ya artık FC oldu, rakip olurum falan diyor. Bir de Türkçe spiker desteğinden bahsettiler ki bunlar bizim için yeterli artar. Ben oynarım. Benim çok futbol oyunlarıyla aram yok ama ben oynarım yani. Peki size bir sebep daha eğer oyun ilginizi çekiyorsa biraz daha gaza gelmeniz için. Keçimiz Ronaldo'muz şöyle bir şey yapmış. Bu oyunun arkasında 40 milyonluk bir kapital şey var yatırımcı. Yatırımcı topluluğu diyelim. Ronaldo ben de buradayım kardeşim demiş. Sadece paramı da koymuyorum. Ee, daha hani gerçekçi, daha ...oyuncuyla bütünleşen futbol oyununun gelişiminde de yer alacağım demiş. Ondan sonra da işte kesinlikle pay to win olmayacak. Hani bunun da sağlanmasını sağlıyorum. Yani Ronaldo kendi lafına göre inanırsınız, inanmazsınız. Çünkü business wire bu konularda şeydir. Ee, ben bu oyuna paramı da gömeceğim, vaktimi de gömeceğim. Şimdi keçi hala oynuyor maşallah 38'de Arabistan'da çakıyor golleri ama bir noktada artık bu iş bitecek. Hani 40 40'da bitecek, bir yerde bitecek. Acaba ufaktan bu taraflarda dijital alanda da paraları, yatırımları değerlendirmeye mi çalışıyor? Ne dersiniz? Bilmiyorum benim için güzel keyifli bir şey haber. Bu UFL. Bunu oynarız biz ya. Çıksın. Şimdi ardında Ronaldo da var. Bir de Türkçe spiker desteği olsun. Ronaldo'yu seçer oynarız ya. Evet. Bu da böyle bir haberdi. FIFA'ya nur topu gibi Cristiano Ronaldo tarafından desteklenen bir rakibimiz var artık. Bravo. Sıradaki Orada bir E3 var uzakta. O E3 bizim E3'ümüzdür. Gitmesek de, görmesek de orada bir şeyler bir şeyler. Aslında E3 bir çoğunuzun umurunda değil. Hatta aranızda e, bilmeyenler çoğunluktadır diye tahmin ediyorum. E3 dediğimiz şey arkadaşlar Electronic Entertainment Expo. Yani elektronik eğlence fuar. Olayı ne? Teknoloji ile oyunun birleştiği zirve noktasıydı. Yıllarca, 20 yıl. 20 yıl yani biz Half-Life'ları orada gördük. Quake'ler, Age of Empires'lar, yeni PlayStation'lar, Xbox 360'lar, Nintendo'nun bilmem ne konsolları, yeni Mario oyunları, yarış oyunları, FIFA her şey oradaydı. Çünkü yeni bir oyun çıktığında hem geliştiricilerin hem e, yani developerların hem oyuncuların e, önüne çıkacağı alan oydu. God of War sunumları falan böyle efsane efsane anam anam neler neler. İşte o E3 öldü. Öldü yani gerçekten öldü. Helvasını kavurduk daha dün öldü. Aslında öleni çok olmuştu da duyurusu dün geldi diyelim. Hatta o kadar dandik duyuruldu ki E3 hesabından işte 12 Aralık yani dün 20 yıldan sonra E3 işte bu gelmiş geçmiş en büyük event te veda etme vaktimiz geldi. Anılar için teşekkürler. GGVP. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Çok babaannelerden de özür dilerim. Ya siktir lan. Ya koskoca E3 tamam. Evet Covid'den sonra zaten birçok etkinlik öldü bitti ki E3'ün ayakta kalması gerekirdi vardı. Bu, bu tamamen yönetim, sunum ve içeriğin gittikçe çöpleşmesiyle alakalı. Ben de 3 defa gitme fırsatı buldum. Mesela 2017'de gittiğim çok daha güzeldi en son gittiklerim patatesdi artık kimsenin umurunda değildi. Hele ki dediğim gibi Covid'den sonra ya PlayStation ben katılmayacağım. Xbox umurumda olmaz. Nintendo e belki katılırım. E, oyun firmaları hepsi kendi direktliğini sunumlarını yapmaya başladı online olarak. Tabii ki fiziksel etkinlikler güç kaybetmeye devam etti. Ama hani Tokyo Game Show'un ya da Gamescom'un yaşadığı bir dünyada bunların abisi, zirvesi, atası E3'ün bizlere veda ediyor olmasının arkasında çok başka şeyler vardır. Bilmiyorum bu konuya derinlemesine inceleyen izleyicilerimiz varsa siz yazın yorumlarda ama böyle de dandik duyuru olmaz. Burada bir bokluk var orası belli ama kesin olan şu E3 artık olmayacak. Ha, kendimi şanslı sayabilir miyim? E3'ü gördüm birkaç defa gördüm. E yani rahmetli nasıl bilirdiniz dediğinde vallahi birkaç defa gördük fena değildi be. <gülüyor> <gülüyor> Your Diyebilecek kadar bir hukukumuz var kendisiyle. Ama ne yaparsın hayat? Bu da böyle bir haftaydı. Yani şu 3-4 günde olan biteni görünce ey maşallah diyor insan. Bakalım daha önümüzde neler neler olacak da. Geçen hafta GTA fragmanını konuşuyorduk. Ne ara bunlar oldu? Oluyor. Sizin de bunlardan haberiniz olmaya devam edecek ve bir aksilik olmazsa bu video tam böyle bazılarınızın yemek zamanında, bazılarınızın metrobüs dolmuş otobüs sırasında yayınlanmış olacak. En elisi izledin, yedin, içtin. Sonra tak bendesin. Ayrıca kendimi övmeyi hiç sevmem ama kısa haberler için ya da hani gündemi yakalamak için olan biten burada. Uzun uzun konuş kardeşim ben yatarken de çalışırken de izlemek dinlemek istiyorum. Orhun'la oyun seven adamlar orada. E canlı yayınlar, Little Camping'ler, Age of'lar, Avatar'lar, Battlefield'lar onlar bunlar şunlar her zaman kanalda. E harika bence çok iyi gidiyoruz. Ama ben kendimi övmeyeyim isterseniz siz videoyu beğenerek ve yorumlayarak da beni övebilirsiniz. Önümüzdeki haberlerde, önümüzdeki gündemlerde, oyunlarda, yayınlarda, videolarda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın.